aslında doğayı ve çevreyi seven birisiyimdir. Böyle bir projede aklıma gelmesi nereden oldu derseniz, doğada yürüyüş yaparken susamış bir sokak köpeğini gördüm. Kirli bir göletten su içiyordu. Böyle bir projeyi Haytap'tan Ali Bey ile iletişime geçtiğimde fikirler ürettik. En mantıklı olanın bu olacağına karar verdik. Şu anda da öğrencilerimiz çalışmalarını devam ediyor. Yani umarım hem öğrencilerimizin gelişmesinde hem de bu projeye insanların daha fazla rağbet göstermesinde bir nebze olsun faydamız olur. Ramazan ayında hayvanları severiz, onları koruyup gözetelim. Hepinize teşekkür ediyorum. İlk okulumuzda bugün çok farklı bir etkinlik yapıyoruz. Mektup yazıyor çocuklarımız, devlet büyüklerimize. Ama farklı bir teknikle yapacaklar. Origami 3 boyutlu origami çalışmasıyla yapacaklar. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Yazın ve çok Osmaniye ve bu bölgeler çok aşırı derecede sıcak geliyorlar. Sokak hayvanlarının yaşam kaliteleri çok kötü düşüyor. Biz de diyoruz ki en azından sokak hayvanları için kedi olur, köpek olur veya bir kuş olur, hiç fark etmez. Birer kap yem, birer kap su bırakırsanız çok güzel olacak. Yüzyılda ilk keşfedilen ve Fransa'da dini betimlemeler şekliyle icralarını gösteren üç boyutlu tasarım olayı günümüzde pek kullanılmıyor. Çocuklarımız da çok bilmedikleri gibi çok da hayretle karşılandılar. Çok heyecan verici buldular. Hem onlara bir el becerisi kazanalım dedik hem de sokak hayvanlarına bir katkımız olsun istedik. Yes.